YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde pilav üstü et nasıl hazırlanır onun yapımını göreceğiz. Tencereye bir kahve fincanı zeytinyağını aldım. İyice ısınmasını bekledim. Yağ iyice ısındıktan sonra yarım kilogram yağsız dana kuşbaşı eti ekleyerek güzelce sotelemeye başladım. Bu şekilde etler suyunu bırakacaktır. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bırakmaya başladı. Tam bu esnada hemen düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Tereyağlı pilav hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağında 2 su bardağı pirinci güzelce kavurdum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kavurmaya devam ettim. Pirinçler güzelce şeffaflaşana kadar kavurdum. Görüyorsunuz şeffaflaştı pirinçler. Şimdi 2 su bardağı pirinç kullandığım için 4 su bardağı su kullanıyorum. Bu şekilde kaynamaya başlayınca önce yüksek ateşte güzelce kaynamaya başlıyor. Daha sonra ocağın altını böyle suyu azaldığı zaman ocağın altını kısık ateşe alıyorum ve suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu arada görüyorsunuz pilav suyunu çekti. Üzerine bir kağıt havlu kapatabilirsiniz. En az 20 dakika dinlenmesi gerek. Düdüklüdeki et kaynamaya başladığı zaman ocağın altını kıstım. Kısık ateşte 20 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi 20 dakika süre yeterli geliyor. Etler yanmamış, hiç su kullanmadığım halde birazcık içinde suyu da var. Etler de pamuk gibi pişmiş. İçine bir çay kaşığı tuz ekledim. Tuzu içine güzelce çekmesi için karıştırıyorum ve yağını bırakana kadar, eklediğim yağ bırakana kadar güzelce kavuruyorum. Çok da fazla kurutmuyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Hiç su kullanmadan gördüğünüz gibi hemen kavurmamız hazır. Sunumumuzu da yapalım. Pilavımız da tane tane oldu. Hatta daha dinlendirmediğim halde tane tane olmuş. Gördüğünüz gibi bir ölçü pirince iki ölçü su kullanırsanız güzel bir sonuç elde edersiniz. Yalnız pirinçleri güzel kavurmak gerekiyor. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, bu şekilde pratik hemen pilav üstü et hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.